Meral Akşener'in son skandal açıklamasını bir izleyelim beraber. Peki. Hele gariban kız çocuklarına, hele gariban delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim. Yumruğunu masaya veriyor. Aslında hoş bir çıkış. Ama bunun perde arkası ne Meral Hanım? Orada kimse bir şey bilmiyor. Ve şu ana kadar kendisi de herhangi bir şey açıklamadı. Bak Meral Akşener CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarına, gerçek olaylara ses çıkarmadı. Bugün geldiği nokta bu. Bu kadar savrulma olmaz. Tamam. Meral Akşener tacizci arıyor mu? Yanı başında birçok tacizci var. Var. Emine Erdoğan gibi çıksın desin ki sen karına bunu yapamazsın. Kulağını tuttuğu gibi kapının önüne atsın ya. En yakındaki adam. Meral Akşener bu kadar gerçekten duyarlı olsaydı yanı başında şehit ailesinin bacısına küfreden adamı tutmazdı. İyi Parti. İyi Parti. Ümit Bayır ile ilgili. Ya Nazlı onu inanılmaz. Konuşalım. Çok önemli o. Sen şeyi izledin mi Meral Akşener'i? İzledim. Meral Akşener'i nasıl buluyorsun? Gerçekten yani ruh halini nasıl buluyorsun? Ya bir kadın olarak bana sorma. Siyasetçi kimliğini soruyorsan çok fazla diktatör, hayır, çok fazla diktatör. Mesela hareketleri, yürüyüşü, bakışı, konuşması, vurması, bıçaktan kendimi. Vallahi öyle yapıyor ha. Ya Meral Akşener siyasetçi kimliğinin dışında biraz daha böyle bir mafyatik bir dille, daha böyle bir ne söylesem doğru olur. Anlat ya, olduğu gibi anlat. Yani vurdum, kırdım, astım, deldim, deştim şeklinde konuşuyor ki bence bir kadın siyasetçiye ben yakıştırmıyorum. Usulunu da beğenmiyorum. Yani vücut dilindeki usulunu beğenmiyorum. Peki o zaman sen yırtınıyor. Bana... O zaman sen bana bir çay ısmarla, ben o konuyla ilgili daha detaylı bilgiler vereyim sana. Ama önce ne yapalım? Meral Akşener'in son skandal açıklamasını bir izleyelim beraber. Peki. Hele gariban kız çocuklarına, hele gariban delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim. Şimdi bu şey diyor, delikanlılara, masum kız çocuklarına, onları üzenlere silmezsem adiyim diyor. Yumruğunu masaya veriyor. Aslında hoş bir çıkış. Ama bunun perde arkası ne Meral Hanım? Orada kimse bir şey bilmiyor. Ve şu ana kadar kendisi de herhangi bir şey açıklamadı. İkincisi, yeni bir açıklama daha var. Diyor ki şöyle duruyor, birazdan o görüntü gelirse şöyle duruyor, böyle elini şuraya koyuyor. Ankara'da diyor bazı polislerin oteli var. O otelde yurtlardaki kız çocuklarına getirip fuhuş yaptırıyorlar. Yah falan diyor böyle. Kanım donuyor. Ver bakayım Mustafa. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Onu ben çok sıkı takip ediyorum. Eski İçişleri Bakanı olarak takip ediyorum. Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İYİ Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koma'nın talebesi var. Ya inanılmaz. Nazlı nerede? Hah buradaymış. Nazlı burada. Niye beni görmüyorsun Mustafa'cığım? Şimdi... Ya Meral Akşener'in tepkileri çok şey değil mi ya? Abi skandal bir açıklama. Açıklama bir de açıklarken de çok... Hayır ama orada şey biliyorsun var. Yani, bir anne, bir anne edasıyla konuşuyor. İçi acıyarak konuşuyor. Ben bir kahve vereceğim. Yani ama bu işin perde arkası ne abi? Şimdi bugün öğreniyoruz ki Kürşat Zorlu diyor ki Meral Akşener bu konuyla alakalı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya gerekli bilgi ve belgeleri vermiş. Yani bugün Sayın Bahçeli çok sert bir açıklama yaptı. Ali Yerlikaya'nın yaptığı operasyonların başarısı hakkını teslim etti bir kez daha. Ve döndü. Dedi ki ne zaman polis başarılı bir operasyon yapsa böyle abuk subuk şeyler ortaya atılıyor. Haliyle şimdi baktığımızda Meral Akşener getirdik ya şeye Ali Yerlikaya. Şimdi herkesin gözü kulağı Ali Yerlikaya'da ne yapacak? Ali Yerlikaya gereğini yapacak. Hangi bakan olursa kız evladı, kız torun sahibi, çocuk sahibi hangi şerefli vatan evladına giderse gitsin Meral Akşener'in bu söyledikleri, ortaya attığı bu iddiaları herkes araştırır, üzerine gider, yakalar, canında okur. Yani bu bir net. Ama bu işin perde arkası nedir, ne değildir? Böyle bir şey var mı? Öksüz kızlar, fuhuş ötesi, bilmem ne falan. Bu ifadeler şaşırtıyor. Neden şaşırtıyor biliyor musun Nazlı? Yani Meral Akşener'in doğru söylemiyor demiyorum. Eski İçişleri Bakanı bilgi gidiyor. O da aktarıyor. Fakat Ümit Dikbayır konusunda ki zikzakları Meral Akşener'e olan inancı yitiriyor. Onu da konuşacağız. Şimdi Ümit Dikbayır Meral Akşener'in kuzeni. Doğru mu? Meral Akşener'in en yakını. Ya benim arkadaşlarım anlatıyor. Diyor ki biz gittiğimizde Ümit Dikbayır Meral Akşener'in evinde tepsiyle bize çay getiriyordu ya. Ya o kadar yakın. O kadar ailenin içerisinde. Tamam mı? Şimdi önce Ümit Dikbayır'ın işte Meral Akşener'in hesaplarını incelettirdiği tarzında ifade çıktı. Abi adam çıktı dedi ki ey İYİ Parti muhasip. Kardeş araştırın. Soruşturun. Tık yok. Tık yok. Sonra Ümit Dikbayır çıktı meydan okudu. Açın dedi soruşturmayı yoksa savcılığa başvuracağım. Saygı Öztürk'e konuştu. Bana konuştu. İsmail Saymaz'a konuştu. Bir gün sonra bir baktık ki Meral Akşener onu da Kürşat Zor'la açıkladı. Biz disiplin kuruluna verdik. Meral Akşener'in bizzat imzasıyla. Niye? Suçu nedir? İsmail Saymaz'ın yazdığına göre tacizden soruşturma açılmış. Disipline sevk edilmiş. Arkadaş, şimdi bu adam evli. Bugün Ümit Dikbayır çocuklarıyla beraber bir fotoğraf çekti. Karısı çekti. Hı hı. Karısı mesaj attı Meral Akşener'e. Bir anne. Şimdi bu adam evli barklı bir adam. Senin ailenin içerisinde olan bir adam. Sana yakın bir adam. Taciz dediğin zaman bunu altını doldurman lazım. Sen düne kadar para diyordun. Tabii belgelerinle gelmen lazım. Olmaz. Sen düne kadar para diyordun. Sen düne kadar araştırma diyordun. Düne kadar şunu diyordun, bunu diyordun. Peki şimdi bu taciz nereden çıktı? Niye bu? Kimi taciz etmiş bakış, Ümit Dikbayır? Niye böyle? He? Niye bu bakış? Ya ben dün Ümit Dikbayır'la konuştum. Şimdi pazartesi falan bize konuk olacak. Abi bilmiyorum dedim. Dedim ki ya Ümit sen kimi taciz etmişsin? Bak tweetini de okuyalım. Bak yeni mi bu? Yeni. Biliyorum ki İYİ Parti olarak çizdiğimiz rotadan rahatsız olmayan yok. Ama partimizin üzerinden tasarlanan tüm oyunları bozacağımızı çok iyi biliyorum. Linçle, mobbingle, namertlikle bizi yolumuza döndürmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz falan. Ya bunlar, he? Getir bakayım abi bu videoyu. Değerli dava arkadaşlarım, şunu hiçbir zaman unutmayın ki bizim esas hedefimiz öncekilerden daha iyi olmak değil. Milletimizin şimdiye kadar mahrum bırakıldığı büyük bir vizyonu hayata geçirmektir. Biliyorum ki işimiz çok zor.
Biliyorum ki sıkışmamızı, tökezlememizi, düşmemizi bekleyen çok. Biliyorum ki çizdiğimiz rotadan rahatsız olmayan yok. Ama tüm bunların Cesurlar Hareketi'nin hiçbir ferdine engel olamayacağını da çok iyi biliyorum. Tamam Meral Hanım. Kim engel oluyor? Partinin içerisinde sana yakın olan Ümit Dikbayır neye engel oldu? Kimi taciz etti? Bunu açıklaması lazım. Yani oradaki o ifade var ya. Çok üstü kapalı konuşuyor. Altını doldurabileceğini düşünüyor musun? Ya hayatım bak ben Ümit Dikbayır'la konuştum. Ümit Dikbayır diyor ki. Abi diyor bunun altında kalacaklar diyor. Bir kere çok büyük bir vebal. Yani bunun altın istifa edecekti. Vazgeçti mücadele edeceğim diyor. Ya bu bir kişi suçlandığında. Ya bak şöyle. Soruşturma aç diyor açmıyorsun. Tamam mı? Disipline gönderiyorsun. Para diyorsun. Taciz diyorsun. Adam seninle görüşmek istiyor. Duvar örmüşsün. Görüşmüyorsun. Şimdi böyle bir mücadele eden bir adam. Kapkaranlık bir tablo var karşımıza. Şimdi Meral Akşener'in basın müşaviri Murat İde niye görevden alındı? Ve beraberinde 6 tane sekreter neden görevden uzaklaştırıldı? Bunu kimse bilmiyor. Mesela Uğur Poyraz, Meral Akşener'in en has adamlarından birisiydi. Niye Meral Akşener'den uzaklaştırıldı? Durup dururken bir de ben para turajı mesela Ahat Andıçan'ın ortaya attığı iddiaları ciddiye almıyorum ben. Yani efendim para aldılar, işte yoklama yaparken para alıp bazılarını kayırdılar. Abi sen onu aday gösterilmedikten sonra söylersen o hikaye. Bunları konuşma. Aytun Çıray boş. Ben bakmıyorum. Aytun Çıray sabahtan akşama kadar yazıyor, çiziyor. Ciddiye almıyorum. Neden? Çünkü seni aday yapmamış. Daha doğrusu aday olmamışsın. Hani Aytun'un da biraz şeyi var. Yani hani kredisi var. Çünkü ben aday olmuyorum kardeşim demiş. Birinci sıradan aday göstermezseniz. Fakat diğerleri konuşuyor. Paraydı, şuydu, buydu. Tamam bunlar ayrı. Partinin parasında 132 milyar varmış. Ümit Dikbayır bırakmış. Çıkmış o para yok orta yerde diyorlar. Bir sürü şey ama bunların hepsi bir kenara yapılması gereken tek bir şey var. Meral Akşener'i ben yıllardır tanırım. Dobra bir kadındır. Dobra olması gerekiyor. Ya arkadaş çağır Ümit Dikbayır'ı. Al evine. Evine girip çıkmayan bir adam değil. Al evine. Gel buraya de. Al yanındaki o prensin lütfü Türkkan'ı da. Tamam mı? De, ne sen bunu böyle 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 yapmışsın de. Koy önüne belgeyi kafasına vur sustur. At dışarıya. Ama bunu yapmıyorsun. Uzaktan taciz. Kimi taciz etmiş abi? Kimi taciz etmiş? Orta yerde bir şey yok. Şimdi bak. Karısı mesaj atmış. Ümit Dikbayır'ın. Meral Akşener'e mesaj atmış. Ya ne kadar acı bir şey biliyor musun? Ne kadar acı bir şey. Okusana. Ailece. Bir dakika hemen. Var mı bizde? Bizde yok galiba da. İnanılmaz. İnanılmaz bir şey. Hemen söyleyeceğim sana. Bizdeydi ya. Ya o kadına yazık, o çocuklara yazık. Bak. Ümit Dikbayır'ın eşine Meral Akşener'e bak ne diyor? Nazlı. Taciz iddialarının ardından eşi ve çocuklarıyla fotoğrafını paylaşan Nigar Dikbayır hesap inceletme yalanından buraya kadar düştünüz mü? Düne kadar namusunuzu emanet ettiğiniz. Çok doğru bir ifade. Evet. Düne kadar namusunu bak partinin kasasını teslim ettiği zaman Meral Akşener onun namusunu emanet ediyor. Sen bu adamı evine almışsın, namusunu emanet etmişsin ya. Ailene emanet etmişsin. Çocuğunu, torununu, gelinini, kızını hepsini emanet etmişsin. Namusunu emanet etmişsin. Doğru söylüyor. Ondan sonra bugün haysiyet cellatlığına soyundunuz. Kızlarımın babası, hayat arkadaşım sizin anlamayacağınız kadar namusludur. Evlatları da eşi de kefildir diye yazıyor. Hodri meydan buyur buradan yak. Meral Akşener buna ne diyecek?
Ne Nigar kızım, senin kocan böyle yaptı diyebilecek mi? Ortaya koyabilecek mi? İspatını yapabilecek mi? Ne diyeceksin? Ya yazık değil mi bu adama ya? Ya babamın oğlu değil ben, Ümit Dikbayır'la böyle birbirimizi yiyen iki insanız ya. Televizyon ekranlarında. Tamam mı? Ama biliyorum, bilmem bu kadar mi? Değil yani. Dolayısıyla bak, Meral Akşener CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarına, gerçek olaylara ses çıkarmadı. Bugün geldiği nokta bu. Bu kadar savrulma olmaz. Tamam. Meral Akşener tacizci arıyor mu? Yanı başında birçok tacizci var. Var. Emine Erdoğan gibi çıksın desin ki sen karına bunu yapamazsın, kulağını tuttuğu gibi kapının önüne atsın ya, en yakındaki adamı. Her yere yayılmış şahıs sanatı, yaptıkları. Meral Akşener bu kadar gerçekten duyarlı olsaydı, yanı başında şehit ailesinin bacısına küfreden adamı tutmazdı. Tamam? Onun için ben Meral Akşener'in hassasiyeti noktasında bir şey söylemiyorum. Ama biri doldurmuş, çok fena doldurmuş Nazlı ve Meral Akşener yok ediyor. Bak, delirmiş gibi bir tepkileri var. Ben delirmişin ötesinde yani, Nazlı, MHP'nin şeyin, İYİ Parti'nin içi boşalıyor. Kaç kişi gitti biliyor musun? Şimdi şey... Kimler gitti, kimler? Evet, yani sonuç itibariyle yapılması gereken şey Meral Akşener'in adam akıllı çıkıp açıklama yapması. Toplumu rahatlatması. İYİ Parti dağılıyor. İYİ Parti mahvolacak. İYİ Parti'nin içi boşalacak. Ben söyleyeyim sana. Halan dağıtıyor ortalığı.